ortada bir durum var ki bir güvenilirlik sorunu mevcut ortada. Koronavirüs konusunda söz ediyorum. Dolayısıyla hani bir başarı oluyorsa eğer ki burada bir başarı ihtimali gerçekten var. Çünkü ben yani doktor arkadaşlarımla da çok konuşuyorum. Siz de konuşuyorsunuzdur. Yeni bir şey deniyorlar. Yani bütün sürecin şeffaf ilerlememesine karşın işte pek çok aksaklığa karşın ilaç kullanımının erken safhada başlaması. Bunu Türkiye sadece dünyada Türkiye yapmıyor. Başka ülkeler de var bunu yapan ama bütün ülkeler yapmıyor. Başarısız olanlar bunu yapmıyor. Görüyoruz. Yani en başarısız ülkeler işte İtalya, Fransa, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Amerika en kötü örnek yani dünyada. Bunlar böyle yapmıyorlar. Yapmayınca tabii hastalar daha çok sayıda yoğun bakıma işte o entübasyon falan diye dedikleri o kısma daha erken aşamalarda gidiyorlar. Erken aşamalarda özür dilerim erken aşamalarda alınıyorlar. İlaç geç aşamalarda başlıyor ve dolayısıyla ölüm oranları da artıyor. Çünkü yoğun bakım dediğiniz hakikaten artık son aşaması diye doktorların tabir ettiği öyle. Ben tıpçı değilim. O konuda bazı meslektaşlarımız gibi ahkam kesmek istemem. Ama bir uygulanan yöntem var. Yani hasta sayısı artsa da vefat sayısı ona paralel gitmiyor. Bu iyi bir şey. Yani keşke böyle olsa, keşke hakikaten Türk doktorları, hemşireleri, hasta bakıcıları, ambulans şoförleri, bütün sağlık emekçilerinin başarısı olarak övünsek biz bununla. Yani gerçekten çok mutluluk verici bir şey olur diye düşünüyorum. Ama bu radan bir hani oy devşirme, oy hasatı çıkar mı? Yani ondan çok emin değilim.